Merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Çetiner. Yine bir uzun yorumla devam ediyoruz arkadaşlar. Arabayla yokuş çıkma arkadaşlar. Şimdi rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki sembole göre yani çeşit çeşit anlamlarının değişeceği yer vardır arkadaşlar. Şimdi örneğin at gördün. At murattır, isteğe kavuşmaktır, kavuşacak olmanızdır. Ama siyah at gördüyseniz sevgili arkadaşlarım, o isteğe kavuşamayacağınız anlamına gelir. Bugün 29 dereceymiş İstanbul. Arkadaşım şey olmadı mı ya? Soğuklar olmayacak mı? Kış gelmedi mi? Niye böyle oluyor bu havalar? Bugün 29 derece nasıl olur? Neyse. 29 dereceye geçelim arkadaşlar. Yani rüyanın anlamı değişir. Bir bütün halinde yorumlanır arkadaşlar. Yani ben Anahtar gördüm. Anahtarla kapıyı açtın mı? Açmadım. Anahtar kırıldı mı? Anahtarla kapıyı açtıktan sonra bir ateş mi gördüm? Bir uçurum mu vardı? Yoksa küçük bir eve mi girdin? Büyük bir eve mi girdin? Arkadaşlar bütün detaylarıyla birlikte yorumlanır. Yani tek bir şekilde yorumlanmaz. Bu rüya yorarken ya da şey rüyaları anlatırken yaptığınız hata Hani hepiniz yapmıyorsunuz bu hatayı. Bazı arkadaşlar işte ben rüyada anahtar gördüm yorumu iyi. Hani yanındaki semboller de çok önemli. Görülüş şekline göre anlam değişiyor arkadaşlar. Yani tek düze bir şekilde yorumluyor. Bütün detaylarıyla en küçük detay rüyanın anlamını değiştirir sevgili arkadaşlarım. Bu çok önemlidir. Hani at görmekle ata binmek arasında fark var. Hani kusma rüyaları örneğin iyi de oluyor kötü de oluyor arkadaşlar. Görülüş şekline göre içinde bulunduğunuz durum nasıl beyaz yastık gördün. Evliysen evliliğindeki sorunlar bitecek. Ama evli değilsen ruh ikizini bulacaksın gibi bir anlam çıkıyor. Çünkü size beyaz yastık gerçekten hayırlı bir iştir. Şimdi benim muhafazakar tanıdığım insanlar var. Onlar için Yanlışları da şurada. Hayırlı eş dediğin zaman akıllarına namaz kılan, oruç tutan, dininde insanlar geliyor. Hani din dindar insanlar geliyor arkadaşlar. Sizin için hayırlı insan bu insan da olabilir, bu insan da olmayabilir arkadaşlar. Uyum önemlidir. Sizin için hayırlı olacak kişi namaz kılandan ziyade sizi anlayacak, sizi sevecek, sizinle iyi iletişim kurabilecek kişidir. Bugün tanıdığım boşanmış muhafazakar insanlar var. Kimi şiddetten, kimi anlayışsızlıktan, kimi ilgisizlikten boşandı. Karşıdaki insanlar da muhafazakardı. Yani öyle olmuyor. Hayırlısını isteyin. Hani şu yanlışı yapıyorsunuz. Namaz kılıyorsa hayırlıdır. Hayır arkadaşlar böyle bir şey yok. Kur'an'da bile der Allah bazıları için vay o namaz kılanların haline diye geçer ifade. Yani hani iyi insanı dindar insan ya da dinini yaşamayan insan olarak ayırmayın. Orada hata yapıyorsunuz arkadaşlar. Sizin için hayırlı olan insan sizi anlayan insandır. Sizi sevecek olan, sizin en çekilmez hallerinizde bile size katlanabilecek olan insandır. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi rüyada yokuş çıkmak. Yokuş zorluktur arkadaşlar. Aşılması gereken konulardır. Yeteneksizsinize katılacağım zaman 4 kez katıldım seçmelere stand up'ta katılmıştım almadılar arkadaşlar yokuşa geliyorum geliyorum araba geri gidiyor geliyorum son gördüğüm rüya öyleydi şeyle dördüncü elemeye gitmeden önce son gördüğüm rüya oydu rüyayı da biliyorum ya dedim ki Selçuk az kaldı git ve katıl bu yarışmaya dördüncü kez gittiğimde Ankara'ya gittim. O gün sabah rüyamda böyle yıldızlara, yıldızlar hayalinize kavuşacağınıza işaret eder. Üstüme siyah bir şey atladı böyle. Yıldızları görmedim orada uyandım. Dedim nasıl bir aksilik olacak acaba? Orada çeşitli aksilikler oldu. Programa katılamadım arkadaşlar. Yani gittim ama orada yetkili bir kişiyle böyle birbirimizi sevmedik. Yani şöyle oldu. Ben kameramana dedim ki ben dedim bu dördüncü gelişim dedim. Hani hep o ses Türkiye için bekliyorlar. Ben yeteneksizsiniz için geldim. Beni dedim biraz öne alabilir misin? Ondan sonra herkes bitti. O ses Türkiye bitti. Sadece ben kaldım. Beni öne falan almadı o arkadaş. Kameraman arkadaş. içeri girer girmez işte bu arkadaş dördüncü gelmesiymiş falan diye beni tanıttı. Adam da bana şöyle baktı. Ben seni almak zorunda mıyım dedi direkt. Ben dedim öyle bir şey demedim dedim. Beyefendi ben öyle bir şey demedim dedim. Ondan sonra tekrar dedi ben e işte öyle bir şeyler oldu ya ben seni almak zorunda mıyım diye. Benim de içimden stand-up yapasım gelmedi. Yani çok zor iştir stand-up arkadaşlar. Bir de 3-4 kişiye stand-up yapmak zordur yani. Çünkü sen, binlerce kişiye yüzlerce kişiye sen yanındaki adam güldüğünde sen de gülersin. Öyle domino etkisi vardır stand-up'ta daha çok. 2-3 kişiye espri yapmak da zordur ondan. Ne anlatıyordum ben? Ha işte yokuşu çıkamadığımı gördüm ya arkadaşlar olmadı. Yani bir hayatınızdaki zorluk, ulaşmanız gereken isteğiniz, o yokuşu aşarsanız zorluğu ulaşmak istediğiniz şeye ulaşırsınız arkadaşlar. Babam ne zaman yokuş çıktığını görse iş alır. Yani benim hayatımda istediğim şey yeteneksinize katılmaktı. Katılamadım arkadaşlar. Siz umarım yokuşu açarsınız. Yani yokuşu aşamadığınızda arabayla ya da yürüyerek arkadaşlar bilin ki o isteğe ulaşamayacaksınız. Yok şu açtığınız zaman o isteğe ulaşacaksınız, zorluğu aşacaksınız. Hayatınızda nasıl bir zorluk vardır? Banka kredisi çekmişsinizdir, ödemiyorsunuzdur, sizi tehdit eden biri vardır vesaire. Onlardan kurtulacaksınız arkadaşlar. Yani bankaya borcunuzu ödeyeceksiniz, o tehdit eden kişiye sizi tehdit etmeyi bırakacak. Var öyle insanlar yani size çatan, musallat olmaya çalışan insanlar vardır. Her zaman olmuştur kötü niyetli insanlar. Yani böyle arkadaşlar hayatınızdaki senaryo nasıl sonra göre değişir arkadaşlar. Yani ben bankaya borcumu ya şimdi bankaya borcumu ödemediğimde her gün arıyorlardı. Hakkı olan zaten arar. Yani araması normal bir şey ama ben de olsa öderdim. Yoktu. Telefonu kapatıyordum. Bu sefer aynı bankada akraban varmış. Onu aramışlar. Selçuk Çetiner sizin yeğeniniz mi? Evet bize borcu var lütfen ödesin. Böyle arkadaşlar zor günler geçti. Yani ondan sonra işte hani hayatınızdaki zorluk sizinle uğraşan sizi tehdit eden bir düşmanınız varsa ondan kurtulursunuz. Yok şu açtığınızda Kazan, kazanmayı beklediğiniz mahkemeniz varsa onu kazanırsınız. Ama bunlar yokuşu aşarsanız olacak şeyler. Yokuşu aşamadığınızı görürseniz isteğe kavuşamama zorluğu aşamama. Görüşürüz.